selamlar herkese. Bugün birlikte Revolution'un Forever Flawless far paletiyle günlük bir far makyajı yapacağız. Benden en çok istediğiniz şey far makyajı. Ve aynı zamanda en çok istediğiniz şey Revolution'un Forever Flawless far paletiydi. Bir de Sofix far paletiydi. Ama o far paleti ne yazık ki tükenmişti. O yüzden ben de öncelikle Forever Flawless far paletiyle size günlük makyajlar yapmak istedim. Diğer palete stoklara girer girmez onunla da makyaj yapmaya başlarız. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Biliyorum sıkılıyorsunuz. O yüzden bir an evvel makyajlara geçmek istiyorum. Palet benim gerçekten bu arada aylardır gördüğüm bir paletti ama böyle indirimin de indirimini bekledim ve oldu. Watsons'ın biliyorsunuz Revolution günleriydi ve uygulamaya özel %50 artı %10 indirim yaptılar. Ben de palete indirimde kaptım. Palet içeriğinde kızıl kahvelerin, turuncuların, pembelerin, ışıltılı ve mat renklerin olduğu. Biliyorsunuz favori far paletlerimi önerdiğim videoda da söylediğim bir şey vardı. İyi geçiş renkleri varsa, kahve tonlarda geçiş renkleri de bulunduruyorsa, aynı zamanda ışıltılı renkleri de varsa, koyu açık bir skalaya sahipse zaten o far paleti sizin her türlü ihtiyacınızı karşılar gece gündüz. Ve bir far paletim olsun, her işimi görsün dediğiniz paletlerdir. Ve bu palet de benim o kategoriye koyduğum paletlerden biri. Ama şu an tabii kalıcılığı, pigmentasyonu, tozutma durumu bunlar hakkında hemen yorum yapamam. Şöyle birkaç rengini öncelikle göstermek istiyorum. Mesela paletin bence göze çarpan renklerinden biri şuradaki kızıl rengidir. Onunla başlıyorum. Sonrasında yine göze çarpan renklerden biri bence buradaki lüks, ışıltılı böyle kahve. Bronza dönük bir kahve. Buradaki yine direkt bir kızıl var. Bu daha böyle koyu bir kızıl. Bu daha açık bir kızıl. Bence yine dikkat çeken bir renk varsa o da buradaki Sundown turuncu rengidir. Ve bir diğer dikkat çeken renk de büyük ihtimalle buradaki Plush rengidir. Bana göre paletin yıldızı olan renkler, bu arada her ne kadar dikkatinizi çekmiyor olsa da hiçbirimize ilk gördüğü renkler olmasa da buradaki karma ve şara renkleridir. Çünkü her türlü geçiş bölgesini yaratabilirsiniz bu renklerle. Ve hardal kahve geçiş renkleri gerçekten çok iyi geçişlerdir. Hem soğuktur hem sıcaktır. Her türlü makyajı tamamlar. O yüzden ben çok severim. Özellikle kızıl kahve far paletlerinde bu tarz geçiş renkleri bulunur zaten. Eskiden bu kadar uygun fiyatlı markalarda yoktu. Artık çok mutluyum. Uygun fiyatlı markalarda da var. Sundown rengimden başlıyorum swatchlamaya. Direkt rengini verdi gördüğünüz gibi. Bana biraz tozutacak gibi geldi. İlk aldığım kızıl kahvemi alıyorum. Splendid rengi. Yine pigmenti vardı. Pigmentasyon sıkıntısı hiç yok. Lüks rengimi alıyorum. Işıltılı böyle bronz kahvem. Yine klasik bir Revolution ışıltılı rengi. Hafif kremsi bir yapıya sahip. Tozutmuyor ve çok rahat uygulanıyor. Donik rengini uyguluyorum. Bu böyle buram buram kızıldı. Hatta bence hafif turunculuğu da olan bir kızıl ama yani kırmızı ya buram buram kızıl falan demeye gerek yok. Kırmızı ve çok güzel. Bu arada şu an size bence bana gözüktüğü kadar pigmentli gözükmüyor kameradan dolayı. Ve en son aldığım blush rengi buram buram ışıltılı bir kızıl bu da ve en mavi renk fark ettim ki buymuş. Direkt gösterdi kendini. Mümkün olduğunca pratik ve kolay teknikli bir makyaj yapmak istiyorum. Ve son zamanlarda fark ettim ki herkese çok pratik gelen bir teknik var. Günlük bir makyaj yapmak istediğim için swatchladığım renklerden biri değil ama buradaki glimmer rengini küt ve yassı bir dağıtma fırçasını alıyorum. Yassı tarafını alıyorum ki far koyma fırçası işlevi görsün aslında. Gözümün en iç kısmından makyajıma başlıyorum. Direkt verdi pigmentini. Gözümün en iç kısmında gördüğünüz gibi farımı hemencecik yükseltiyorum. Bu hareket yapmanız her zaman gözlerinizi daha büyük gösterir. Ben ne zaman bu teknikle makyaj yapsam bana hemen Instagram'dan DM'den bu makyajını paylaşır mısın diye yazıyorsunuz. O yüzden ben de sizin istekleriniz yönünde biliyorsunuz her zaman ilerlemeyi seviyorum. Bu paleti ilk defa incelediğim videoda da sizin isteğiniz yönünde bu kolay tekniği ve günlük makyajı yapmaya karar verdim. Çünkü gerçekten fotoğraflarda direkt dikkat çekiyor ve gerçekten çok da uğraşmadan iyi çıkmanızı sağlıyor. O yüzden ben çok beğeniyorum bu tekniği zaten. Şu teknikle her türlü makyajı yapabilirsiniz ama palette gerçekten çok dikkatimi çektiği için buraya kendime karşı koyamıyorum. Ve yine aynı fırçama paletteki blush rengimi alıyorum. Yani en dikkat çeken renklerden biri. Yine günlük bir makyaj ama günlük makyajınızda niye ışıltılı bir kızıl kullanamayasınız? Şöyle gözümün dış köşesine de ama bu sefer yukarıya taşmadan sadece
göz kapağımda kalarak bakın bu farımı tampon hareketlerle koyuyorum. Bu şekilde koyduktan sonra dağıtma fırçamı alıyorum ve bakın böyle aslında gözümün ortasına doğru böyle eğimli bir hareketle doğru tabiri bulmaya çalıştım. Dağıtıyorum. Aynı işlemi diğer gözümde de yapıyorum. Yine aldım fırçamı yaz tarafına. Bakın yine göz kapağımda kaldım. İlerletmedim farı. Bu arada dökülme, tozutma, ışıltılı renkleri kesinlikle yapmıyorum. Şu ana kadar mat renk kullanmadım. Işıltılı renkleri zaten Revolution her zaman çok güzel. Yapı olarak hiç dökülmüyor Revolution'ın ışıltılı farları. Kremsi ve ben buradayım diyen ışıltılı farlar. Gördüğünüz gibi dağıtma fırçamı aldım. Aynı eğimimi vererek dağıtıyorum, yükseltmiyorum. Geçişimde, kemiğimde kalıyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra paletimdeki hidrolik rengimi alıyorum, azaltıyorum ve çok az bir miktar alıp dağıtma fırçamla gördüğünüz gibi bu mat rengimi geçiş bölgeme uyguluyorum ve geçişi bu şekilde karıştırmış oluyorum. Şöyle hafifçe gözümün orta yarısına kadar, tam böyle içeriye indirmiyorum onu, karışmalarını sağlıyorum. Böyle büyük bir dağıtma fırçasıyla sorun yaşıyorsanız eğer, çünkü palette pigmentler gerçekten yüksek ve ben de elim alışık olmasına rağmen eyvah ne yaptım dedim. O durumda gidiyorsunuz, böyle daha ince bir dağıtma fırçası alıyorsunuz. Farınızı bu fırçaya aldıktan sonra geçişinize farınızı bu fırçayla bırakıyorsunuz. İsterseniz dağıtmaya bu fırçayla devam edebilirsiniz ama bir tık daha yoğun sonuç verir. Onun yerine az önceki fırçanıza geçip dağıtıyorsunuz. Yani bu kadar basit aslında. Çünkü bu fırça daha seyrek kıllı. Bu şekilde daha doğal dağıtmanızı sağlıyor. Diğeri daha sık kıllı, daha küçük uygulama yapmanızı sağlıyor. Yani küçük bölgeye farı bırakıp doğal bir şekilde bununla daha büyük bir seyrek kıllı fırçayla dağıtma, karıştırma fırçasıyla bu işlemi tamamlamış oluyorsunuz gördüğünüz gibi. Küt uçlu fırçamı alıyorum ve fırçamın buradaki Eşara rengimi alıyorum. Bu bayağı güzel bir geçiş kahvesi. Gözümün altına tamamen rahatça, yoğun bir şekilde uyguluyorum. Kendini hiçbir zaman böyle farlar çok fazla göstermezler. Hafif bir gölge yaratırlar. Benim de istediğim şey başlangıçta bu. Diğer gözüme de uyguluyorum. Grandeur adındaki koyu kahvemi alıyorum ama yani koyu kahve dediğim sütlü kahvedir. Öyle aşırı koyu bir kahve değil. Gözümün alt kısmının dışına uyguluyorum. Bu arada ben aslında paletteki renkleri daha çok kullanmak için ve İşte tozutmaydı, şuydu, buydu durumunu yorumlamak için bu renkleri kullanıyorum ama siz sadece gözümün üstüne yaptığım aşamada eyeliner çekip göz makyajınızı rahatlıkla bitirebilirsiniz. Hiç böyle ileri adımlara aslında gerek yok. Ama ben incelemeyle birleşik bir günlük makyaj yaptığım için bu adımları da ekliyorum. Yine aynı rengimi aldım, kahvemi. Şöyle hafif gözümün altından, alt kirpik diplerimden yukarı çekerek böyle bir eyeliner gibi bir şey yaratıyorum ama çok doğal ve kuralsız onu böyle üst göz kapağımda kirpik diplerime doğru ilerletip bırakıyorum. Çok kolay bir işlem. Aynı şekilde bakın bu gözümde de yine alt kirpik dibimden hizaladım. Sonrasında yine üst kirpik diplerime doğru getirdim. Paleti bıraktım ve kızıl kahvemi uyguladım. Fırçamı aldım. Bu yarattığım eyeliner'ı sadece gölge olarak kalması için tek yöne hareketlerle gözümün içine doğru dağıttım. Şöyle biraz işte geniş almışsınızdır. Bu şekilde kapatıcı ya da fondöten uyguladığınız fırça ya da süngerle hemen bir temizlik yapabilirsiniz. Bende öyle bir sorun olmadı. Günlük hayatta bu tarz makyajlar yaptığımda mutlaka tamamlayıcı olarak Böylesin tünitlerinden dark brown rengi, yani bir kahverengi kalemi alıyorum aslında, göz kalemini ve hemen göz içlerimi dolduruyorum alt üst. Ama mesela siz gözünüz daha derin gözüksün değil de daha büyük gözüksün diyorsanız gözünüzün içinden beyaz kalemle de geçebilirsiniz alt kısmına. Daha derin görünsün diyorsanız aynen böyle kahverengiyle geçebilirsiniz. Küt uçlu fırçamla ucundaki farı temizledim ki gözümü rahatsız etmesin. Şöyle bir aşağı doğru hemen dağıtma yaptım. Far paleti bizim bu makyajda önceliğimiz olduğu için eyeliner çekmeyeceğim. Ama böyle makyajları eyelinerla tamamlamak gerçekten efsane oluyor. Tavsiye ederim mutlaka. Benim günlük makyajlarda elimden düşmeyen bir maskara varsa kesinlikle L'Oreal'in Bambi Oversized Eye maskarasıdır. İyi far makyajların ardından elim başka bir şeye açıkçası gitmiyor. Kirpiklerimi öncesinde kıvırıyorum.
Maskara en sevdiğim yanı simsiyah yapıyor. Uzatma etkisi yok ama hacim veriyor. Kirpiklerinizi çok güzel bir şekilde belirginleştiriyor. O yüzden benim çok tercih ettiğim, elimin gittiği bir maskara. Günlük makyajlarda elimin en çok gittiği rujlardan biri Kerimcan'ın Peşimde rujlarından 002 Beverly Kiss'i. Yani çok güzel bir ruj. Ve şöyle akmadan bile bu şekilde uygulaması aşırı rahat. Dişlere bulaşma yapmayan çok güzel bir ruj. Şöyle çıkaralım mı? Tatam yapalım mı? Yalnız bu kollar böyle duruyor. Ben palete gerçekten mest oldum. Paletle daha ne makyajlar ne makyajlar yaparım. Böyle birkaç video mutlaka bu paletle devam edecek. Günlük makyajlar gelecek. Çünkü dediğim gibi hayran kaldım palete, pigmentasyona, tozutmayışına, rahat dağıtılmasına, farların birbirine çok rahat karışmasına. Hayran kaldım. Renkleri zaten paletin çok güzel. Gerçekten her türlü makyaj ihtiyacınızı görebilecek bir palet bence. Ben son zamanlarda bu teknikle çok fazla günlük makyaj yapıyorum. Her türlü farı bu teknikle rahatlıkla uygulayabiliyorum. Benim sevdiğim bir teknik. Kanala bu teknikle de, bu far paletiyle de farklı farklı günlük makyajlar mutlaka gelmeye devam edecek. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorumlarda benimle konuşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.